XRP Coin'in diyor. ETF'in önü açılıyor. Grayscale harekete geçti diye bir haber var tabii ki burada. XRP Coin'de tabii XRP'si olanlar özellikle hemen bir fark etmiştir. Belli başlı durumlar var şu anda. Ve hızlı bir piyasa hali olduğunu ve XRP'nin anormal kımıldanmalarda bulunduğunu fark etmişsinizdir. Bu işte onun sebebi. Şimdi üstüne konuşacağız. Beğenip abone olmayı da bu arada unutmayalım. İzleyen herkes de bunları gerçekleştirsin lütfen. Hem videoyu beğenirseniz hem de abone olursanız gayet memnun olacağımı ifade etmem mümkündür. Dolayısıyla bunları yapınız lütfen. Hem videoyu beğeniniz hem de kanala aynı şekilde abone olunuz. Bunları rica etmeden geçmeyin. Tekrardan teşekkür ediyorum beğenip abone olanlara. Facebook'tan takip edebilir ve veya katıl üyesi de olabilirsiniz diye de hatırlatalım. Bunların linki de açıklamaların tekrar söylüyorum en alt bölümündedir. Orası üzerinden şey yapabilirsiniz, ilerleyebilirsiniz. Şimdi Grayscale muhabbeti önemli bir muhabbet. Grayscale biliyorsunuz ilk etapta ABD tarafında hani bu malum muhabbete giren yani tecrübe mahkemelik olan ve o meşhur papaz oluşu gerçekleştiren taraf olarak tabi adamlar karşımıza çıkıyorlar. Ve geçmişten bugüne de bayağı sıkıntılar yaşandı. Grayscale en büyük dijital varlık yöneticisi olarak burada bizlerin karşısına gelirken özellikle ETF konusundaki adamlar tam şey o yani ETF muhabbetinin geçiş etabı diyelim bu adamlar. Nerede o muhabbet varsa orada hemen bunlar vardır. Öyle söyleyelim. Zaten çoğunlukla şu saatten sonra da ETF'i gelecek olan, gelmesi beklenen kripto para birimlerinin de özellikle ilk etapta Grayscale tarafından başvurusunun yapılması beklenmektedir. Onun da altını çizelim. Yani bu saatten sonra da hangi varlığın tutup da bir işte şey olsa çok büyük bir ihtimalle onun da o kripto paranın da ilk başvurusu Grayscale'ın elinden çıkacaktır yani çok çok büyük bir ihtimalle. Buradaki de evet önemli bir konudur. Çünkü işin içinde tabii bir rekabet var. Ortada bir rekabet var. Şimdi bir ara biliyorsunuz geçtiğimiz yılın başlarında bir anda bir muhabbet patlak verdi. Herkes Bitcoin spot ETF başvurusu yapmaya başladı. Nitekim günün sonunda hepsi de onay aldı. Günün sonunda dediğim çok günün sonunda tabii. Aylar sonra hatta yıl sonra neredeyse. Ne oldu? Bu şekilde tabii ki karşımıza geldi. Peki şöyle bir durum tabii söz konusu aynı zamanda. Burada neden üst üste başvurular oldu? Çünkü Grayscale baktılar ki davayı kazanmaya yaklaştı. Ulan adamlar ETF çıkartacak oldu bu sefer muhabbet. Muhabbet bu sefer oraya gelince bunlar dedi ki eyvah adamları ETF çıkartacak. Yani ilk çıkan büyük ihtimalle alanı zaten domine eder. Şöyle ilk çıkandan kastımız örnek veriyorum. Bir tanesi çıkarttı ETF'i. Diğerlerinde hiçbir şey yok. Öteki de 3 ay sonra çıkarttı. Hangisi kullanılacak? İlk çıkan kullanılacak. Ve bunun üstüne de sürekli bahsedildi. Dolayısıyla üst üste başvurular oldu. Hatta bunların içinde malumunuz işte. En büyüklerden bir tanesi de BlackRock. Hakeza BlackRock devam eden etapta Ether'in de başvurusunun yapılacağına yönelik spekülasyonlar çıkmış. BlackRock tarafı şu an öyle bir planımız yok diyerek bunu
O an için reddetmiş olsa da çok kısa süre sonra ETH Spot ETF başvurusu yapmışlardı. Geçtiğimiz vakitlerde de aynı soru kendilerine yöneltildiğinde yine şu anda öyle bir planımız yok cevabını hatırlarsanız XRP içinde vermişlerdi. Buradan da nasıl bir çıkarım yaparsınız bilmiyorum artık. Büyük ihtimalle şey olacak ya, başvuru gelecek. Bu hani bugün olmaz. Bu başvuruların gelmesi için minimum gereken olayı ben size söylüyorum. Yani en erken ne gereklilik olur burada? En erken şu gereklilik olur. Şey olur, olması lazım. Nedir? Adamların, SEC'in yönetimin değişmesi lazım. Olması gereken şeylerin başında bu husus geliyor, yani bu konu geliyor. O yüzden dikkat edelim. Ya yani bu bugünün işi değildir. Şimdi bunun olacağını zaten herkes başından beri 10 numara 5 yıldız biliyor. Yani şeyi bilmeyen yok zaten, tahmin etmeyen. İşte XRP Spot ETF'inin çıkacağı ve çok büyük ihtimalle BlackRock gibi devlerin de alana giriş yapacağını zaten tahmin etmeyen yok. Şu anki olayın bunun ne zaman olacağına yönelik tabii ki hiçbir zaman garantörlüğü yapılamayacağı gibi işte az önce de söyledim. Trump'ın gelmesi dolayısıyla SEC yönetiminin değişmesi de bu yüzden tabii ki önem taşıyan bir durum olarak bizim karşımıza gelmiş oluyor diyebiliriz. Böyle de bir durum var. Şu an geldiğimiz noktada da, şu an bulunduğumuz noktada da yine bu durum önem taşımış oluyor. Grayscale'ın yapmış olduğu başvuru bunun fiili olarak yaklaştığına dair de haliyle büyük ibareler sağlıyor. Çünkü Grayscale ilk taşı attı. Hatırlarsanız ben şunu söylemiştim. Çok büyük ihtimalle ilk XRP Spot ETF başvurusunu yapan Grayscale olacak. Şu an geldiğimiz noktada ETF başvurusu olmasa da bu ne yapıyor? Tabii ki adam bir trust'ün faaliyetini, yani bir trust'ü faal hale getirmeye gayret ediyor. Nitekim bu durumda neyi getiriyor? Tabii ki yaklaşan bir ETF başvurusuna yönelik çok büyük bir ibare sağlıyor. Hele ki bunlar zaten tutup ETF başvurusunu bir yaparsa hepsi şey gibi atlar. Bildiğiniz böyle balıklama dalarlar. Değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.